İşte hayalini kurduğumuz intro sevgili seyirciler. İşte Türkiye Grand Prix'sinin başlangıç anı. Artık 5 dakika var. DHL Türkiye Grand Prix'si 2020'nin startı için. İstanbul Park'ta her şey hazır, herkes hazır. Ve sezonun 14. yarışı 9 yıl aradan sonra Formula 1'de artık söz bizde. Muhteşem İstanbul görüntüleriyle beraber işte dünyanın karşısındayız. 100 milyondan fazla insan, 16 milyona yakın nüfusu olduğu ekrana yansıyor İstanbul'un. Ve 2011'den bu yana bu ülkede, ülkemizde, Türkiye'de, bizim topraklarımızda, İstanbul'da yapılan ilk Grand Prix, toplamda 8. kez Formula 1'e ev sahipliği yapıyoruz. Intercity İstanbul Park'ta 5338 metrelik muhteşem pistte çok zor bir hafta sonu oldu şu ana kadar. Hem yarışanlar için hem görevliler için, aslında herkes için. 1.24.770 ile beraber Juan Pablo Montoya'nın tur rekoru aynen devam ediyor. Leon döneminden kalma. 2010'daki unutulmaz yarış, Hamilton ve Button'ın muhteşem çekişmesi galibiyet için, liderlik için McLaren Mercedes pilotları böyle kapışmıştı. Ama onun öncesinde İstanbul Park'ın tarihe geçtiği an, Vettel ve Weber çarpışması. Formula 1'in jeneriğine giren an, 70 yılın en önemli anlarından birisi işte böyleydi. Ve 2008 yarışında Kovalainen'le beraber Rosberg'in de çekişmesini böyle izlemiştik. Son virajda. Bugün çok heyecanlı bir yarış bizi bekliyor. Çok ilginç bir grid dizin işi var sevgili izleyiciler. Pirelli buraya elindeki en sert lastiklerle geldi. C1, C2 ve C3 özellikle 8. virajın sağ ön lastiğe bindirdiği kuvvet gerçekten çok fazla. Pirelli bunu da hesaba kattı. Tabi yenilenen asfaltla beraber bu lastiklerle istenen yol tutuşu yakalanamadı. Ama bununla beraber de aslında bütün yarışlarda istenen çok farklı bir grid dizin ortaya çıktı. Bunu söyleyeceğimi hiç beklemezdim ama İstanbul Park'ta Türkiye'de grid'e beraber bakıyoruz. Lance Stroll pole pozisyonunda, yanında Verstappen var. Yağmur da çok hızlıydı. Perez kariyerinin en iyi pozisyonunu yakaladı. Albon ikinci çizgide, Red Bull ve Racing Point önden başlayacak. Ricardo'nun yanında bugün dünya şampiyonu olabilecek Lewis Hamilton var üçüncü çizgide. Esteban Ocon Renault ile ve Alfa Romeo iki otomobille birden son bölüme kalmayı başardı. Raikkonen 8. sırada. Valtteri Bottas Hamilton'a 8 puan fark atmak zorunda şampiyonluk ümidini korumak için. Yanında Giovinazzi var. Ferrari umduğunu bulamadı. Yağmurda lastik çalıştıramadı. Vettel ve Leclerc 6. çizgide görüyoruz. Arkalarda o cezalı isimleri birazdan izleyeceğiz. Magnussen'in yanında Norris var işte cezalılardan bir tanesi. Lando Norris. Devamında Sainz ve Daniel Kvyat'ı görüyoruz. Hem engelleme hem sarı bayrak cezası geldi McLaren pilotlarına. Nicolas Latifi pit yolundan başlıyor yarışa. Romain Grosjean ekranda Haas'la, aynı şekilde Russell da pitten başlıyor ve Gasly'ye de güç ünitesi değiştirdiği için cezalar geldi sevgili seyirciler. İşte son 2 dakika artık. Lance Stroll ekranlarda. Kelimeleri bir araya getiremiyorum. Çılgınca bir seanstı. İyi bir turu bir araya getirdim. Her virajı iyi geçtim ve mücevherden buna zor bir süreçteydim. Kariyerimin en önemli günü. İstanbul'da daha önce hiç bulunmamıştım ama kesinlikle bu şehri çok seviyorum dedi. İşte tarihin en genç boyadan 5. ismi. Max Verstappen yağmur lastiğiyle beraber öbürde de iyi yolculuk bulamadık. Bu kadar önde olup pole alamamak, ayak kırıklığı, içeriden başlıyor olmak da iyi değil dedi. Ve 0.7 saniye kontrayla en hızlı turda zaman kaybettiğini söyledi. Sergio Perez takım için harika bir sonuç. Üçüncüyü tercih edelim ikinciliğe karşı. En hızlı bir turumda önümde Giovinazzi vardı, diğerinde spin attım dedi. Ve yağmur lastiklerini çalıştırabileceğimizi biliyordum yorumunu yaptı. Racing Point'in takım tarihinin en iyi sonucu geldi sevgili izleyiciler.